Bir zamanlar yeşilliklerle bezeli bir köyde Hayal adında meraklı bir çocuk yaşardı. Hayal'in en sevdiği şey doğada keşfe çıkmaktı. Yaz tatili geldiğinde ailesiyle birlikte kamp yapmaya karar verdiler. Büyük bir heyecanla çadırlarını kurup ormanın derinliklerine doğru yola çıktılar. Kamp alanlarına vardıklarında Hayal hemen çevreyi keşfetmeye başladı. Ormanda dolaşırken birden gözüne muhteşem bir ağaç ilişti. Bu ağaç diğerlerinden daha büyük ve gövdesi kocaman dallarla süslenmişti. Hayal, ağacın köklerini inceledikçe tuhaf bir oyuk keşfetti. Heyecanla bu oyuktan geçtiğinde kendini birden bambaşka bir ortamda buldu. Karşısında uzanan manzara ise ürkütücüydü. Açlar solmuş, bitkiler kurumuştu. Hayal, bu yerin bir başka dünyaya ait olduğunu anladı. Birden etrafında garip yaratıklar belirdi. Bunlar konuşan hayvanlardı. İlk başta korksa da, onların dostça yaklaştığını fark etti. Bu yaratıklar, hayale doğanın nasıl yok olabileceğini anlatmaya başladılar. Bir tavşan, burada insanlar doğaya saygı göstermediler. Açlarımızı kesip yuvalarımızı yok ettiler, dedi üzgün bir şekilde. Bir kuş, bizim göç rotalarımız değişti, yiyecek bulamıyoruz çünkü ormanlarımız yok oldu, diye ekledi. Hayal, her birinin hikayesini dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı. Hayvanlar, hayale dünyanın başka yerlerinde de benzer sorunlar yaşandığını, ve bu nedenle doğanın korunması gerektiğini anlattılar. Eğer insanlar doğaya saygı göstermezse, ekosistem dengesi bozulur, hayvanlar tehdit altında kalır ve doğal yaşam yok olur, dedi bir tilki. Hayal, bu sözler üzerine büyük bir kararlılıkla gerçek dünyaya geri dönmeye karar verdi. Ormanda geçirdiği zaman boyunca öğrendiklerini ailesiyle ve köyündeki diğer çocuklarla paylaşmaya karar verdi. Onlara doğanın korunmasının ne kadar önemli olduğunu anlatarak birlikte daha bilinçli ve duyarlı bireyler olmaları için çaba harcadı. Kamp dönüşünde Hayal, bir gün herkesin doğayı korumak için elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. Ailesi onun bu deneyimden aldığı dersi gururla dinledi. Köy halkı hayalini anlattıklarından etkilenip doğaya daha fazla özen göstermeye başladılar. Ancak Hayal sesini daha da geniş bir platformda duyurmak istediğini hissetti. Tek bir köyün çabasıyla dünyayı değiştirmenin mümkün olabileceğini biliyordu. Bir gün internet üzerinde bir blog açtı ve adını Dünyanın Sesine Kulak Ver koydu. Burada kendi maceralarını ve doğadan öğrendiklerini paylaşmaya başladı. Hayalin blogu kısa sürede binlerce insanın ilgisini çekti. Onun anlattıklarıyla insanlar doğaya karşı daha duyarlı hale gelmeye başladılar. Hayal, her yazdığı yazıda çöplerini yerlere atan insanlara seslendi. Lütfen doğamızı kirletmeyelim, çöplerimizi toplayalım, dedi. Aynı zamanda sokaklarda yaşayan hayvanlar için de harekete geçti. Blogunda hayvan dostu insanları sokaklara mama ve su bırakmaya teşvik etti. Bir kap su veya bir tabak mama onlar için bir umut olabilir diye yazdı. Hayalin sesi sadece bir çocuğun değil, bir neslin sesi haline geldi. Onun öncülüğünde herkes daha duyarlı olmaya başladı. Artık insanlar, doğaya saygı gösteriyor, çöplerini topluyor, sokaklara mama ve su bırakıyorlardı. Hayalin doğa macerası, dünyanın sesine kulak veren bir çağrıydı. Küçük bir çocuğun büyük bir değişime öncülük ettiği bu hikaye, herkesin doğaya karşı sorumluluklarını hatırlaması için bir ilham kaynağı oldu. Hayalin inancıyla, dünya daha güzel bir yer olabilir. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli. Teşekkürler.